Manierizm dönemi resim sanatı. Rönesans sırasında İtalyan sanatçılar klasik antik çağın ideal formlarından ve uyumlu kompozisyonlarından ilham aldılar. Antik modellerin bu yeniden yorumlanışı, Michelangelo ve Leonardo da Vinci gibi yüksek Rönesans sanatçılarının eserlerinde meşhur olsa da hareketin sonuna doğru ortaya çıkan bir tarz olan manierizm olarak da tezahür etti. Manierizm diğer adıyla üslupçuluk, 1520 ila 1580 yılları arasında Roma ve Floransa'da merkezi Avrupa'yı bölen Protestan Reformu, binlerce kişinin ölümüne sebep olan veba ve 1527 Roma yağmalanması gibi sorunların olduğu sırada Floransa ve Roma'da eş zamanlı olarak görülmeye başlamış olan sanat akımıdır. Manierizm kelimesi ilk kez 16. yüzyılda Giorgio Vasari tarafından Raffaello, Leonardo da Vinci ve Michelangelo'nun sanatını kendi sanatına uydurmak, benzetmeye çalışmak anlamında kullanılmıştır. Manierizmi yüksek Rönesans dönemine göre sanatsal yönden değersiz olarak görmüş, aşağılayıcı olmasını amaçlayarak Rönesans sanatçılarını kopyalayan taklitleri anlamında kullanmıştır. Manierizm, klasik kuralları ve klasik öğeleri yerle bir etmiş olmasına rağmen klasik bir üslup olarak kabul edilir. İlk dönemleri geçiş dönemi olmasının da verdiği karmaşa nedeniyle Rönesans'ın son döneminden zor ayırt edilir. Ancak sonraki dönemlerindeki biçim keskin farkları, bu dönemi hem Rönesans'tan, hem Barok döneminden hem de sanat tarihinin belli başlı pek çok akımından kolayca ayrılmasını sağlar. Manierizm, Avrupa'da yaşanan toplumsal ve politik sorunlara bir tepki olarak çıkmasının yanı sıra, son dönemlerde sanatçıların yükselen statülerinin de sonucudur. Artık körü körüne, sessizce toplumun isteklerine, dini inanışlarına hizmet etmek istememişlerdir. Manierist ressamlar, kendilerinden önceki ressamlara kıyasla daha çok bireysel bakış açıları ile nesnelerin, eserde farklı biçimlerde yapılabileceğini ve sembolik anlatım dilini keşfetmişlerdir. Rönesans'ın tam tersine üçgen ve dairesel kompozisyonlar yerine asimetrik, hareketli kompozisyonlar oluşturmaya başlamışlardır. Manierizmin özellikleri nelerdir? 16. yüzyıl İtalya'sında sanatseverler tarafından artık resim sanatının doruk noktasına ulaşıldığına dair ortak bir kanı bulunuyordu. Aslında böyle düşünülmesinin sebebi Michelangelo, Tiziano, Raffaello ve Leonardo gibi sanatçıların geçmişte yapılmak istenileni yapmış olmasıydı. İsmi geçen bu sanatçılara resme dair hiçbir şey zor ve karmaşık gelmiyordu. Sanatsal güzellik ve uyumu doğrulukla öyle ustaca kullanmışlardı ki Yunan ve Roma eskiliklerinin en meşhur heykellerini bile geride bırakmışlardı. Manierizmde, ideal ve klasik olanın yerine deformasyona uğramış figürler, abartılı ve orantısız insan formları vardır. Rönesans'ın ölçülü, uyumlu ve oranlı figürleri artık yoktur, onun yerine abartılı, havada uçuyor hissi veren, bozuk, orantısız ve biçimsiz figürler görülür. Örneğin, manierizm akımı dahilinde yapılmış resim ve heykel eserlerinde baş, vücuda göre daha ufak olur, boyun, kol ve eller ise daha uzundur. Tüm bu değişiklikler, bilinçli olarak yapılır. Bozulma, yeniyi, olağan dışını aramak için bilinçli olarak yapılmış bir müdahaledir. Uyumsuz öğelerle bezenmiş, devinim halindeki manierist resimlerde anlatılanın açık bir şekilde anlaşılması zordur. Bu özgün stil, sanatsal nitelik arayışındadır ve bu nedenle resmin tüm öğeleri birbirine karışır. Rönesans'a adeta tepki olarak doğmuş bu akımda sadelik ve simetri kavramları farklı bir şekilde kendini göstermiştir. Rönesans'ta görülen parlak ve canlı renkler yerini daha soluk ve mat renklere bırakmıştır. Ortaya çıkan eserlerde, yaşanan huzursuzluk ve karamsarlık net olarak hissedilir. Bu dönemdeki tasvirlerde figürler adeta yerçekimsiz bir dünyada dururmuşçasına yere basmadan uçuşuyor gibi bir görüntüye sahiptir. Ayrıca resimlerde bakışları uzaklara, sonsuzluğa doğru çeken bir mekan derinliği söz konusudur. Gösterişli süsleme, manieristlerin Rönesans uygulamalarını sınırları içine aldığı bir başka yoldur. Yüksek Rönesans sanatçıları tipik olarak desenleri çalışmalarına dahil etmezken, Sandro Botticelli gibi erken Rönesans sanatçıları dahil etmiştir. Ayrıca bu döneme ait tasvirlerde çok katlılık, zaman zaman birçok ikonografinin bir arada yer aldığı doluluk da söz konusudur. Bu durumun sebebi, sanatsal nitelik arayışındadır ve bu nedenle resmin tüm öğeleri birbirine girmiş durumdadır. Eskinin kalıplarından sıyrılma, kişisel yorumlar, çok serbest ve çok özgün duruşlar, yenilik arayışı ve bilinçli bozulma bu tarzın en mühim özelliklerindendir. Bu durum, başta anlaşılmamış, dönemin sanatçıları işinin ehli olmayan, sanatı beceremeyen, yalnızca taklit eden ve bu konuda başarısız olmuş insanlar olarak kabul edilirler. Stillerini bilinçli olarak geliştirdikleri, Rönesans'ın kusursuz insan anatomisini ve denge kurallarını özellikle deforme ettikleri çok sonra anlaşılır. Tüm bu özelliklerle, manierizm, kuralların ötesine geçmiş ve dolayısıyla resmin daha da bireyselleşmesini sağlamış bir akım olarak kabul edilir. Manierizm, klasik güzellik anlayışına da bir başkaldırı niteliği taşır. Muhtemelen sanat tarihinin en etkili sanat hareketi olan Rönesans'ın bir alt kümesi olmasına rağmen manierizm, altın çağın önceki çalışmalarıyla aynı değerde tutulmuyor.
Bununla birlikte kendine özgü estetiği, farkına varabilenleri etkilemeye devam ediyor ve onu sanat tarihinin en büyüleyici mücevherlerinden biri yapıyor. Manierist sanatçılar. Michelangelo Buonarroti, manierizmin öncüsü olarak görülür ve halen bu akımın en önemli temsilcilerinden kabul edilir. Buonarroti'nin Vatikan'daki Sistine Şapeli'nde bulunan mahşer freskleri, manierizmin belirleyicisi olarak görülür. Mahşer freski mavi bir fon önünde deformasyona uğramış bedenler ve belirgin gölge ışık kullanımı ile Rönesans'ın özelliklerinden sıyrılmış, manierizmin özelliklerini taşıyan bir kompozisyondur. Michelangelo, benim gözümde resim ve kabartma heykele yaklaştığı oranda iyidir, değerlidir. Kabartma ve heykel tarzında yapılmış bir çalışma ise resme yaklaştığı oranda kötü ve değersizdir. Sözleriyle düşüncesini belirterek resimde heykelsi görüntüyü tercih etmiştir. Manierist tarzın tasarım ve heykel alanındaki ilk örneklerinden biri de Floransa'da bulunan Lorenzo Kütüphanesi'nin merdivenleridir. Michelangelo tarafından yapılan merdivenler, Rönesans döneminin klasik yumuşak hattı mimarisinden farklıdır. Manierizmin bir diğer önemli sanatçısı ise El Greco'dur. El Greco'nun meşhur eserleri, Orgaz Kontu'nun gömülmesi töreni, Meryem'in göğe yükselişi ve kralların tapınmasında manierizmin özellikleri net olarak fark edilir. Eserlerindeki her nesne, figür bir devinim içindedir. Formlarındaki bozukluklar ise Rönesans'ın kurallarından uzaklaştığını ortaya koymuştur. Bu hareketlilik sanatçının fırça darbelerinden kaynaklandığı gibi figürlerin uzaması ve çeşitli pozlarla resmedilmesinden kaynaklanmaktadır. Figürlerin bedenlerindeki deformasyon, yüzlerindeki maskemsi, heykelimsi donuk ifadeler Rönesans'tan oldukça farklıdır. Manierist heykel sanatının en önemli eserlerinden biri olan Benvenuto Cellini'nin Perseus heykelidir. Rönesans'ın ideal heykel anlayışı bu heykelle beraber farklılaşmıştır. Figürde bariz bir deformasyon görülmese de kollar ve bacaklarda kalınlaşmalar mevcuttur. Ünlü İtalyan ressam, mimar, tarihçi ve yazar Giorgio Vasari'ye göre, Parmigianino, kendi benzerliğini çizerken istemeden bu sıra dışı estetiği benimsedi. Ünlü sanat tarihi kitabı sanatçıların hayatlarında Parmigianino hakkında. Sanatın inceliklerini keşfetmek için, bir gün dış bükey bir berber aynasında kendine bakarak kendi portresini yapmaya karar verdi. Ve bunu yaparken, bir tavanın kenarlarını garip kıvrımlara çeviren, binaların kapılarını ve diğer bölümlerini olağanüstü bir şekilde geri çeken aynanın yuvarlaklığının yarattığı tuhaf etkileri fark etti. Daha sonra aklına, gördüklerini kopyalayarak kendini eğlendirme fikri geldi. Diyor Vasari, manierist sanatçılar, sırayla hem tuvalleri hem de heykelleri çok sayıda dekoratif unsurla kaplayan ayrıntılı süslemeleri olan bu ilgiyi yeniden gözden geçirdiler. Bu konsepti şaşırtıcı yeni seviyelere taşıyan sanatçılardan biri ise bitkilerden, hayvanlardan ve çeşitli nesnelerden yapılmış tuhaf portreleri yapan ressam Giuseppe Arcimboldo'dur. Resimlerinde meyve, sebze, hayvan, kitap gibi birçok nesneyi insan portrelerini andıracak şekilde düzenlemiştir. Arcimboldo gerek geniş kültürü, gerek özenticiliğiyle bitmekte olan Rönesans'ın en güçlü temsilcilerinden biridir. Sanatı, İtalyan Fontainebleau okulunun anlayışına yakındır. Söz konusu okul, gotik sanatı anımsatan özellikleriyle tutucu, plastik biçim değişikliği arayışlarıyla da yenilikçidir. Üst üste yığılmış çiçek, meyve, kabuklu deniz hayvanları ya da balıkların doğa güçlerini ya da mevsimleri simgeleyen figürlerle oluşturduğu alegorik fantezi natürmortlar üzerinde uzmanlaştı. Alegoriler ressamı Arcimboldo, yapıtlarında özentici resme özgü öğeleri yoğunlaştırarak belli anlamlar yaratmaktan çok hayranlık uyandırmak istemiştir. Süslü baş resimlerinde hayvanlar, bitkiler, mineraller dünyasının bir bileşimini yapan, cansız varlıkları canlılara katan sanatçı, Rönesans sanatının süsleme geleneği içinde yer alan bu resimlerde, 16. yüzyılın sonunda ortaya çıkan resim anlayışındaki canlı ya da hareketsiz öğeleri tek bir kompozisyon biçiminde birleştirmeyi başarmıştır. 20. yüzyılda gerçeküstücüler tarafından yeniden keşfedilen Arcimboldo, kendi adıyla anılan üslubun bulucusudur. Çift imgeli bu resimler, 20. yüzyılda başta Salvador Dali olmak üzere birçok gerçeküstücü ressam tarafından örnek alınmıştır. Bu üslup 300 yılı aşkın bir süredir çeşitli sanatçılar tarafından kullanılır.